Merhabalar, merhabalar. Über, süper, müper bir videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün car parking'de bilinmeyen 25 şeye göz atacağız. Bu 25 bilinmeyen madde tüm car parking bilinmeyen videolarını kapsıyor arkadaşlar. Bu 25'i arasından kesinlikle bildikleriniz ya da bilmedikleriniz çıkabilir. Bunu da yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Hangilerini biliyordunuz, hangilerini bilmiyordunuz. Videoya geçmeden önce eğer video hoşunuza giderse tabii ki aşağıdan beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Beğenileriniz çok önemli benim için. Bu videoya 1000 like gelirse çok mutlu olurum. Hadi videoya geçelim. Let's go. Biliyorsunuzdur ki arkadaşlar car parking sürümler halinde güncellenmeye devam ediyor. Ve eski sürümlerimiz de var. Hatta eski sürüm videolarımız da var. İzlemediyseniz kanalımızda bir sürü eski sürüm videoları var. Onları izleyebilirsiniz. Mesela şu anda yeni sürümdeyiz. En yeni sürümdeyim ve şu an eski sürümü oynayamıyoruz değil mi? Ama öyle bir şey var ki yeni sürümde bile eski sürüm haritasını oynayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar oyunda bildiğiniz üzere leveller var. Leveller buradan böyle aşağı doğru gidiyor. Bunlar bayağı eski arkadaşlar, eski sürümlerden kalma ama eski harita yok, yeni harita var. Ve şurada not parking kısmında burada arkadaşlar bir tane görev var ki şu gördüğünüz chasing görevi. Şu an girdik. Amacımız önümüzdeki kırmızı arabayı takip etmek. Takip ederken haritayı göstereceğim. Burası arkadaşlar eski sürüm haritası. Şu andaki haritayla hiçbir alakası yok. Ve arkadaşlar burada ayarlar da zaten eski sürümden kalma. Bunu da güncellememişler. Eğer haritayı gezmek istiyorsanız tabii ki gelip bakabilirsiniz buradan. Arkadaşlar bildiğiniz üzere arabadan inip oyunda yürüyebiliyoruz. Ya da koşabiliyoruz bu şekilde. Görüyorsunuz zaten benim fare imlecimi. Aşağı doğru hareket ediyor. Fakat arkadaşlar şöyle bir şey var ki slow motion yürüyebiliyorsunuz. Onu da göstereyim. Yukarı doğru gittim. Yürüyorum mesela. Yavaş yavaş mouse'umu aşağı doğru indirdim. Siz de bunu telefonda da yapabilirsiniz. Bakın giderek daha da yavaşladı. Daha da yavaşladı. Ve artık o kadar yavaşladı ki slow motion yürüyor adam. Sanki bir film klibiymiş gibi. Mesela biraz daha hızlandırayım. Sonra bir anda çok yavaş yürüyor bakın. Bu da böyle bir bilinmeyendi. Kendim oynarken keşfettim. Hadi diğerine geçelim. Eski sürümden bahsetmişken eski sürümlerde olup şu anki olmayan arabaları size bir göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz tüm arabaların hepsi oyundan kaldırılmış ve bir daha eklenmemiş oyunlardır. Sizce arkadaşlar hangisi bir daha oyunumuza eklenmeli? Yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Arkadaşlar bildiğiniz üzere oyuna telefon geldi. Telefona baktığımız zaman bir tane taksi uygulamamız var. Fakat burada saat de yazıyor. Peki bu saatin gerçekteki saatte aynı olduğunu biliyor muydunuz? Şu an mesela saat 12.20. Şu anda da gerçek hayatta da saatimiz 12.20. Ve bu ülkelere göre de değişiyor arkadaşlar. Bu çok güzel bir özellik bence. Çok hoşuma gitti. Diğer maddemize geçelim. Biliyorsunuz ki arkadaşlar ayarlar kısmından grafik kısmına geldiğimiz zaman ve buradan bunu dediğimiz zaman aynalarımızı açıyor. Şöyle bir iç kameraya girelim ve şu anda mesela aynalarımız gözüküyor. Arkamdaki her şeyi görebiliyorum. Ve arkadaşlar multimedya olan tüm arabalarda, yani şuradaki ekran olan tüm arabalarda geri vites yaptığımız zaman bakın arkadaşlar burada da arka kamera olarak park etme kamerası olarak çalışıyor. Ve bu çok güzel özellik. Benim çok hoşuma gitti ve çok işe yarıyor arkadaşlar gerçekten. Mesela şuraya girmeye çalışayım. Çok rahat bir şekilde gireceğim. Şu an sadece ekrana bakıyorum ve buraya tam olarak girdim arkadaşlar. Diğer özelliğimize geçelim. Arkadaşlar tüm hediye kutularını topladığımız zaman ne mi oluyor? Bize yaklaşık 1,5 milyon kadar para veriyor. Yani toplamda yani. Onun dışında bir de oyundaki şu arabayı bizlere veriyor. Hammer arabasını bize veriyor arkadaşlar. Bu arabayı bize veriyor. Oyundaki şu sağ üstteki level kısmı ne işe yarıyor? Bunu söyleyeceğim arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda 60'a 120 diyor ve King rankına ulaşmama 60 level kalmış. Görevleri yaparak level atlıyoruz. Level atladıkça da şu soldaki simgeyi kazanıyoruz arkadaşlar. Ne kadar level alırsak o kadar simgemiz gelişiyor. Burada görüyorsunuz bir sürü görev var. Bunları açıklamayacağım ve King rank olduğunuz zaman yani bütün görevleri tamamladığınız zaman size bir tane özellik tanımlıyor. O da odanızda kurduğunuz odadaki kişileri odanızdan banlama özelliği. Yeni gelen bir özellik arkadaşlar bu. Ne kadar yeni geldi hakkında bir fikrim yok. Artık hesaplarınızı silebiliyorsunuz arkadaşlar. İstemediğiniz hesapları. Mesela burada önceden sig out ve save seçeneği vardı. Artık delete kısmı da geldi ve bu sayede hesaplarınızı silebiliyorsunuz. Biliyorsunuz ki her arabaya polis sireni takabiliyoruz arkadaşlar. Buraya basıp 6 liraya polis sireni takabiliyoruz. Fakat her arabanın sireni aynı boyutta ve aynı şekilde ve aynı yerde oluyor. Fakat F1'in polis sireni tam ortada şu kısımda oluyor. Eğer fotoğrafını bulabilirsem şu an koyarım. Bu da F1 için gelen bir özellik. Şöyle hemen yeni bir hesaba geçtim. Çünkü arkadaşlar bu bilinmeyenimiz hediye kutularıyla alakalı. Oyunda bildiğiniz üzere hediye kutuları var ve bunları topladığımızda bize para veriyor. Ve arkadaşlar gizlenen hediye kutuları var ve bunları sizlere göstermek istiyorum. İlk kutumuz city haritasında arkadaşlar ve bu bug olduğu için burada büyük ihtimalle. Arabanızı bu kısma getiriyorsunuz. Önceden burada bir mahalle tarzı bir şey var.
vardı. Buradan direktman buraya giriyorsunuz arkadaşlar. Bu dağın içerisinde gizlenmiş kutumuz var. İlk kutumuz buydu. İkinci kutumuza gidelim hemen. Bu arada bunu bilinmeyen olarak değil de belki bilmeyen varsa diye söylüyorum. Arkadaşlar harita kısmından şuradaki konum işaretine bastığınız zaman mesela bir yola getireceksiniz bunu. Şuraya gitmek istiyorsunuz. Buraya bastığım an navigasyon oluşturuyor ve oraya gidecek yolu gösteriyor. Haritayı kapattığım zaman da bu şekilde gözüküyor. Ve evet geldik. Haritada tam bu kısımda ikili tamircinin olduğu yerde arkadaşlar şu arkadan gidebildiğiniz bir yer var. Buradan böyle rahat bir şekilde geçebiliyorsunuz. Tek gidiş yolu burası arkadaşlar. Başka bir yerden gidemiyorsunuz bildiğim kadarıyla. Buradan devam edelim. Buradan hemen sola gireceğiz. Ve burada bir tane otopark var. Öylesine konulmuş. Büyük ihtimalle burası da yapılacaktı ama unutuldu arkadaşlar. Buradan yukarı çıkmamız gerekiyor. En üst kata çıkmamız gerekiyor. Hemen çıkalım. Ve en üst kata çıktım ve burada bir hediye kutumuz daha var. Bir tane daha gizli kutu göstereceğim arkadaşlar. Ve ondan sonra diğerlerini göstermeyeceğim çünkü uzun olmasını istemiyorum. Birkaç tane daha var böyle gizli. Şimdiki göstereceğim yer ise burası arkadaşlar. Şu hemen ikili tamircinin aşağısındaki bu otoparka geliyorsunuz ve arabanızı şu köşeye yaslamanız gerekiyor. Bu köşeye yasladıktan sonra arabadan iniyorsunuz ve sizi farklı bir bölmeye atıyor arkadaşlar. Buranın altına ve burada gizlenmiş bir hediye kutusunu görüyoruz. Şu şekilde hediye kutumuzu da alabiliriz. Görüyorsunuz burası farklı bir yer arkadaşlar. Buradan hatta çıkamıyorsunuz. Çıkabiliyormuşsunuz. Çıkıyorsunuz ama buradan giremiyorsunuz. Girmeniz için şu arabayla bug yapmanız gerekiyor. Şimdiki bilinmeyenimiz hız bug'ı yapmak arkadaşlar. Bu sürümde hız bug'ı nasıl yapılır onu göstereceğim. Biliyorsunuz ki önceki bilinmeyenler videosunda Golf'ü hız bug'lı bir şekilde yapmıştık. Aynı şekilde yeni gelen eski kasa Golf'ü de hız bug'lı yapabiliyoruz. İlk defa izliyorsanız yaptıklarımı aynısını yaparak siz de hız bug'lu bir Golf'e sahip olabilirsiniz. Öncelikle stok Golf'ümüzün olması gerekiyor. O yüzden hemen buradan yeni gelen Golf'ü satın almak istiyorum. Yeni gelen eski kasa Golf'ü şöyle satın aldım. Evet arkadaşlar geldik buraya tekrardan. Lift'i aşağı doğru indiriyoruz. Şu lift indirmemiz gerekiyor. Lift sonuna kadar indi. Şimdi buradan yukarı doğru çıkmamız gerekiyor tekrardan. Böyle ortalayayım ben şurayı. Eğer ortalamazsanız sıkıntı çıkıyor arkadaşlar. Tam ortaladık. Şimdi yapmamız gereken manuel almak. Ondan sonra buradan 7. vitese kadar vitesimizi arttırmamız gerekiyor. Şu an 5. vites, 6. vites, 7. vitese kadar arttırdım. Buradan sonra gazımızı fulluyoruz arkadaşlar. Gazımızı sonuna kadar fullememiz gerekiyor. İbre sonuna kadar dayanacak yani. İbre sonuna kadar dayandıktan sonra manuelden D'ye alıyoruz. D'den N'yi alıyoruz. Sonra tekrardan manuel alıp vitesimizi tekrardan arttırıyoruz. Ve arkadaşlar böylelikle hız hilemiz olmuş oluyor. Oğlum ne hızlı gidiyor lan. Siz de bunu deneyerek hız hileli golflere sahip olabilirsiniz. Her golfte çalışıyor arkadaşlar bu. Bu bilinmeyenimiz buradaki Maltain haritasındaki buradaki kısma geliyoruz arkadaşlar. Bu uzun yola geliyoruz ve bunun sonunda bir tane polis arabası var. Ve buradan hızlı bir şekilde geçeceğiz ve bakın ne olacak. Belalı mafya hazır mısın? Hazırım. Tamam o zaman run. Hızlı bir şekilde gideceğiz. Ve bakalım ceza kesecek mi bize? Biz de bilmiyoruz. Bakın orada polis duruyor şu anda. Bakalım ceza kesecek mi? Uy kesti lan. Harbi kesti. Bu arada arkadaşlar ilk defa deniyorum ben de. Sinan ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Çok havalı. Arkadaşlar şimdiki bilinmeyenimiz işte. Ben yeni öğrendim. O kadar senedir bu oyunu oynuyorum. Şu gördüğümüz en boktan araç, en kötü araç ve en küçük arabanın en küçük arabaya 3 kişi binebiliyor. Ve 3. kişi bagaja biniyor arkadaşlar. Hazır mısınız? Ve bakın... Mülteci gibi gidiyoruz şu anda. Aslında bu plandı. Deseni şimdi kaçıracağız. Daha hayır hayır kaçırma. Köyden geliyorsunuzdur. Sonra işte arabada yer kalmamıştır. Akrabalar binmiştir. Seni de bagaja atmışlardır. Hayır etmez bir lan, saniye. Bir lan saniye. Nereye götürüyorsun bizi? Lan bırak bizi lan. Bunları çoğunuz biliyor da olabilir. Belki aranızdan bilmeyenler de olabilir. Hemen yapacağım seri seri. Öncelikle arkadaşlar kamerayı şöyle iç kamerayı alayım. İç kamerayı aldıktan sonra tek elle arabayı sürmek istiyorsanız eğer D'ye basarak tek elle sürebiliyorsunuz. Bakın şöyle artık arabayı tek elle sürebiliyorsunuz. Bir yere gitmek istiyorsunuz ama yol çok mu uzun? Gaza basmak istemiyor musunuz? O zaman bir yere giderken haritaya basın ve kendiliğinden arabada gitsin arkadaşlar. Bu kadar basit. Şöyle bir bug daha oluyor arkadaşlar. Dans ettiğiniz zaman, dans ettikten sonra arabaya bindiğiniz zaman arabanın içinde de dans etmeye başlıyorsunuz. Bakın iki tane psikopat kafasını sallıyor. Sinan o ikinci dozu almayacaktık. Arkadaşlar önceki bug videomuzda da söylemiştim. Tekrardan söylüyorum. Bir arabaya fazladan 10 kişi bile binebiliyorsunuz. Yapmanız gereken sadece aynı anda arkadaşınızla beraber arabaya binme tuşuna basmak. 3, 2, 1, bas.
Evet, oldu be. Lan. Şu an kim sürebiliyor? Sen sürsene Sinan. Süremiyorum. Şu an Sinan'la beraber iç içeyiz arkadaşlar, görüyorsunuz. Bu şekilde aynı anda 15 kişinin 15 kişi de böyle bastı. 15 kişi de aynı arabayı binebilecek arkadaşlar, ama süremiyoruz gördüğünüz gibi. Uçma bakını herkes biliyor mu bilmiyorum ama bence herkes biliyordur. Yine de bu listeye koymak istedim. Çünkü bütün bilinmeyenler videosu olduğu için. Uçma bakı için sadece yapmanız gereken şu atlama tuşuna ard arda basmak. Sinan uçuyorum. Uçuyorum. Uçuyorum, ben gidiyorum. Hoşçakalın. Şimdi kornaya basıyorum arkadaşlar. Bir yandan da ayarlar tuşuna bastım ve tekrardan oyuna geldim. Şu an kornaya basmadım halde korna basıyor. Bu sayede ışıklarınız da yanıyor arkadaşlar. Farlar da yanıyor. Güzel bir bug bence. Bir de arkadaşlar şunu da söylemeden geçmeyeyim. Eğer paralı ve hileli bir arabanız varsa eğer, ne bileyim Chrome'dur ya da başka hız hileledir vesaire, aldığınız zaman direktmen sizi hileli server'a geçiriyor. Ve onu sildiğiniz zaman, yani buradan gelip arabayı sildiğiniz zaman tekrardan normal sürüme geçebiliyorsunuz. Bu sayede mesela arkadaşınız hileli sürümde mi oynuyor? Bir tane hız buklu bir araç bulun, onu alın ve beraber oyunda oynayabilin. Son olarak da cama yazı yazma bug'u. Bunu da sizlere göstereyim arkadaşlar. Bunu da bilmeyen kesinlikle vardır diye düşünüyorum. Old tayfa zaten biliyordur bunu. Öncelikle kara upgrade kısmına giriyoruz arkadaşlar. Cama yazı yazmamız için. Şuradaki kırmızı kısmı boyayabiliyoruz. Hemen oraya boya atalım bir tane. Şu şekilde de küçültelim yanlardan, yukarıdan vesaire. Ve arkadaşlar sonra buraya siyaha boyuyoruz. Ve sonra camlarımızı da gidip siyah yapacağız. Ve arkadaşlar camımızı da siyah yaptıktan sonra, yukarıdakini de siyah yaptıktan sonra simsiyah bir cam gibi bir yer oluyor böyle bu sayede. Buraya da istediğimiz yazıları yazabiliyoruz. Hemen yazalım mesela. Böyle şuraya Hakan Tim'i koyalım. Sanki cama yazı yazmışım gibi oluyor. Bunu da okey diyelim. Bilinmeyen videomuz bu şekildeydi arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.